Neler söylüyorsun sen Aliye? Sadece gerçeği söylüyorum dayı. Bugün havuzun suyuna bir ilaç karıştırıldı. Seni 10 dakikalığına felç eden bir ilaç. Boğularak ölmen için. Aliye, aklını mı kaçırdın sen? Neler söylediğinin farkında mısın? Kızımı cinayete teşebbüsle itham ediyorsun. O cinayet işlenecekti yenge. Şükürler olsun ki Zeyn vaktinde yetişmeyi başardı. Yenge, sen neler söylüyorsun? Ne ilacı bu yenge ve niçin suya karıştırmak isteyeyim? Aliye, seni o ilacı satın alırken gördüm. Abi, yengem seni değil mi bana karşı doldurdu yoksa? Önce sözlerini tamamlamasını istedim. Çünkü bu defa hem tanık hem de kanıt var. İçeri gelin lütfen. Selamun aleyküm. Buradaki herkese o ilacı sizden kimin aldığını söyleyin lütfen. Ben Lokman hekimim. Çeşitli şifalı bitkiler kullanarak birçok ilaç yapan biriyim. Dün benim dükkanımdan satın alınan ilaç doz aşımı halinde herhangi bir insanı 10 dakika süreyle felç edecek kadar kuvvetlidir. Ve o ilacı satın alan oydu. Haksız mıyım? Bobby. Yenge, sen neler söylüyorsun? Aliye, ne cüretle kızıma el kaldırabiliyorsun? O cinayet işlenecekti yenge.
Şükürler olsun ki Zeyn vaktinde yetişmeyi başardı. Şekar Bey. Şekar Bey. Burası kimin iş yeri Zeyn? Bir özel dedektifin. Bugün onunla anlaştım. Barkat hakkındaki gerçeği öğrenecek. Sen ne sandın? Bir kıza inanmayı tercih edip de sana olan inancımı yitireceğim mi? Sen benim babamın hayatını kurtardın. Başta kocandım sadece. Sonra yarin oldum. Ama bundan sonra senin kölenim Aliye. Merhaba Zeyn Bey. Merhaba Şekar Bey. Bu karım Aliye. Merhaba. Lütfen oturun. Sağ olun. Zeyn Bey, şifalı ot ticareti yapan kadını biraz araştırdım. O kötü biri. Bu nedenle... Barkat ona para vermiş ve lehinde konuşmasını sağlamış olabilir. Bana biraz daha zaman verin. Ben de birkaç gün içinde Barkat olduğunu iddia eden Bobby hakkında bilgi toplayayım. Teşekkür ederim. Hapse mi girmiş dedi? Aliye, gidelim. Dedektif beni aradı. Bize bir şey göstermek istiyormuş. Öyle mi? Ben de onu görmek istiyorum. Az önce Şaziye yengemin bana söylediği bir şeyi onunla paylaşmalıyım. Teşekkür ederim yenge. Tamam, gidelim. Aliye'nin konuştuğu dedektif değildi demek. Dedektif Zeyn'le konuştuğuna göre Aliye'nin konuştuğu kimdi? Beni kandırdı ve her şeyi ortaya dökmemi sağladı. Ben de aptal gibi oyununa geldim. Dedektif bizi buraya neden yollamış olabilir? Belki bir ipucu bulmamızı bekliyordur. Abdullah.
Küçükken ağabeylerine ne dediğini hatırlıyor musun? Onlara abu derdi. Aliye sana sorduğunda Mirhan'ın kızı eğitimi için Delhi'ye gitti dedi. Oysa bu yalanının bütün şüpheleri üzerine çekebileceğini anlaman o kadar zor olmamalıydı. İşte kanıtım. Mirhan'ın kızı eğitim için Delhi'ye hiç gitmedi. Ve o adamın tek bir kızı var. O da sensin. Siz fark etmemiş olabilirsiniz. Ama her şey ortaya çıktıktan sonra bile Mirhan'la görüşüyor. Telefonla konuşuyor. Ayrıca para yardımı yapıyor. Her şey bu kayıtta var. İşte kanıtım. İyi ama Mirhan, bununla büyük bir risk aldığını düşünmüyor musun? Kızı oraya gönderdin. Oysa o kız sana para getiren tek insandı. Şimdi nasıl idare edeceksin? İhtiyaçlarını nasıl karşılayacaksın? Akram, dostum. Lüks bir hayat ufukta belirdi bile. Ben kızımı oraya boşuna göndermedim. Osman Abdullah'ın hazinesinden paraları sağacak ve getirip benim ellerime teslim edecek. Kanıt falan görmek istedim. Bütün bu belgeler, bu suçlamalar, bu şüpheler hepsi asılsız Zeyn. Çünkü o benim kızım Barkat. Barkat öldü anne. Öldü anne. Öldü anne. Az önce mezarını ziyaret ettim. İkimiz de oradaydık. Aliye ve ben. Gerçeği öğrendik. O Mirhan'ın kızı anne. Birkaç gün içinde Barkat olduğunu iddia eden Bobby hakkında bilgi toplarım. Zeyn. Mezar taşında Barkat Osman Abdullah yazıyordu. İlk Aliye fark etti. O an anladım ki bu Barkat bir sahtekar.
Anne lütfen inan bana, doğru söylüyorum. Ben senin kızınım. Markat benim, anne lütfen inan. Baba, yalvarırım inan bana baba. Ben senin Markat'ınım. Buna bugün inanmasan bile bir gün mutlaka, mutlaka inanacaksın. Cevap ver lütfen. İnanmakta zorlanıyorum. Ve inanırsam eğer, insanlara duyduğum bütün güveni kaybedebilirim. Ama seni insan yerine koymuyorum. İnsani duyguların olsa en azından bir parça olsun, pişmanlık sergilerdin. Kızım. Seni bu eve getirdik biz. Sana öz kızımız gibi davrandık. Sana sevgimizi sunduk, bağrımıza bastık, şefkatimizi verdik. Karşılığında bize bunu layık gördün. Polisi arayıp seni tutuklatmayı gerçekten çok istiyorum. Ama kendimi aptal durumuna düşürmek istemiyorum. Fahat, götür bu kızı buradan, hemen gözün görmesin. Buradan hemen çek git. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Ben... Açıklayacak hiçbir şey yok artık. Buradan gidiyorsun. Bugün beni bu evden uzaklaştırmada başarılı oldun Aliya. Ama bir gün senin yaşayacağın utanç bundan çok daha ağır olacak. Ve seni de bu evden kovacaklar. Barkat'ın eve döndüğünü düşünmüştüm. Ama ne var ki o değilmiş. Bugün benim yüzümden yengem kızını kaybetti. Buna ben sebep oldum. O annemin kızı değildi Aliya. Sen aslında hepimizi kurtarmış oldun. Kendini suçlama lütfen. Barkat amacına ulaşabilseydi eğer... Biliyorum Zeyn. Ama onu gördün. Yengemin bütün dünyası yıkıldı. Annem çok üzgün. Toparlanmak için zamana ihtiyacı var. Sadece o değil. Herkes olanlar yüzünden çok yaralandı. Bugün umudun aslında ne kadar değerli olduğunu anladım.